Sevgili arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün 11. sınıf tarih dersinin 1. ünitesini anlatacağım. Kitabımız biraz karışık. Ben mümkün olduğunca sadeleştirmeye çalıştım. Değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı siyaseti konusunu anlatmaya başlayalım. 17. yüzyılda arkadaşlar Osmanlı Devleti batıda Avusturya ile doğuda Safevilerle mücadele etmiştir. Ayrıca bu dönemde Rusya yavaş yavaş güçlenmeye başlamıştır. Bunları belirtelim. Osmanlı Devleti bu dönemde hem bu devletlerle yaptığı mücadeleler sebebiyle iç isyanlar, değişen ticaret yolları, ordudaki düzenin bozulması ve devletin çok büyümesi yüzünden artık yavaş yavaş ne yapacak? Güç kaybetmeye başlayacak. Bu dönemde mücadele ettiğimiz devletleri biz varil olarak kodluyoruz. Yani Venedik'le mücadele ettik. Avusturya'yla, Rusya'yla, İran'la ve Lehistan'la. Bu devletleri unutmayalım. Bunlarla sadece doğuda İran'la mücadele ediyoruz. Diğerleriyle batıda mücadele edeceğiz. Özellikle merkezler Avusturya, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nda etkinler, Hollanda'yı, Macaristan'ı, Fremenkleri ve Kastilya'yı yönetmiş bir sülale. Yani aynı Osmanoğullar gibi bu Habsburglar da bir sülale arkadaşlar. Birçok ülkeyi etki altına almışlar. Evet Osmanlı Habsburg mücadelesini anlatalım. Osmanlı kanun döneminde Muhaç Meydan Muharebesi birlikte bu Habsburglarla karşılaşıyorlar. Yani Avusturya ile diyelim. 1533 İstanbul Anlaşması çok önemli. Bu anlaşmayla birlikte Osmanlı'nın Vezir-i Azamı Avusturya Macaristan'ın arkadaşlar kralına eşit oluyor. Bu da bize ne gösteriyor? Osmanlı Devleti'nin Avusturya'dan çok çok güçlü olduğunu. Bu savaştan sonra, belli bir süre sonra Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında ılımlı bir süreç var. Yalnız bu süreç 1596 Haçova Muharebesi ile bozuluyor. Ve bu savaş sonunda 1606 Zikvatoruk Anlaşması imzalanıyor. Bu anlaşma çok önemli. Burada şunu belirtelim. İstanbul Anlaşması çok önemli arkadaşlar. Bu özellikle sınavlarda, yazılılarda bol bol çıkabilir. Burayı tekrarlıyorum. 1533 İstanbul Anlaşması Osmanlı Devleti'nin vezir-i azamı yani padişahın yardımcısı diyelim Avusturya'nın kralına eşit oluyor, denk oluyor. Bu da bize Osmanlı'nın Avusturya'dan üstün olduğunu gösteriyor. Yalnız 1606'da imzalanan Zikvator Anlaşması ile Osmanlı Devleti bu üstünlüğünü kaybediyor. Artık denk oluyorlar arkadaşlar. Yani Osmanlı Padişahı ile Avusturya Arşidükü yani kralı eşit oluyor. Bu anlaşmada aslında biz toprak da kazandık ama ne oluyor artık? Siyasi olarak biz Avusturya ile eşit olmuş oluyoruz. Yani karşılıklı denk olma durumu ortaya çıkıyor. Tekrarlarsak 1533 İstanbul Anlaşması ile elde ettiğimiz o üstünlüğü 1606 Zikvatoruk Anlaşması ile kaybediyoruz. Gelelim doğudaki mücadeleye. Doğuda az önce de söylediğim gibi Safevilerle mücadele ediyoruz. Safeviler kim? İran'da kurulmuş bir devlet. Bu devletle peki biz niye mücadele ediyoruz? Bunun temel nedenlerine bakalım. Birincisi arkadaşlar Safeviler kuruluştan itibaren Osmanlı şehzadelerini devamlı kışkırtıyorlar. İkincisi İpek yolu üzerinde iki devlet arasındaki mücadele. Üçüncüsü Osmanlı Devleti aleyhine Safeviler her zaman ittifaka girmiştir. Diğer en önemli sebeplerden biri Şiilik propagandası. Biliyorsunuz Safeviler Şii bir devlet. Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da propaganda yaparak Osmanlı Devleti'ni bölmeye çalışmışlar. İşte bütün bu nedenlerden dolayı biz tarih boyunca Safevilerle mücadele etmişiz. Evet burada da Safevilerin topraklarını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi Osmanlı Devleti ile Doğu'da sınır. Safevilerle yaptığımız Ferhat Paşa Anlaşması çok önemli. Sınavlarda çokça karşınıza çıkacak bu arkadaşlar. 3. Murat döneminde Safevilerle Osmanlı mücadelesi var ve bu mücadele sonunda Ferhat Paşa Anlaşması imzalanıyor. Ferhat Paşa Anlaşması ile Osmanlı üstünlüğünü kabul ettiriyor. Safevilere Tebriz, Karabağ, Dağıstan ve Şirvan Osmanlı'ya geçiyor. Yalnız bu anlaşmanın en önemli sonucu şu arkadaşlar. Osmanlı Devleti bu anlaşmayla doğudaki en geniş sınırlarına ulaşıyor. Tekrarlayalım. 1590 Ferhat Paşa Anlaşması ile artık Osmanlı doğuda en geniş sınırlarına ulaşıyor. Bunu unutmayalım. Şimdi unutmayacağımız 3 tane anlaşma oldu. Birincisi İstanbul Anlaşması 1533. Bu anlaşmayla ne dedik? Osmanlı Devleti'nin vezir-i azamı Avusturya'nın Kralı'na eşit oldu. İkincisi 1606 Zikvator Anlaşması. Bu anlaşmayla Avusturya Kralı ile Osmanlı Padişahı eşit oldu. Üçüncü unutmayacağımız anlaşma bu ünitede arkadaşlar. Ferhat Paşa Anlaşması. Ferhat Paşa Anlaşması ile de biz ne yapıyoruz? Doğuda en geniş sınırlarımıza ulaşıyoruz. Peki bu anlaşma kimine yapılıyor? Tabii ki Safevilerle. Evet Osmanlı Safevi ilişkileri 3. Mehmet ve 1. Ahmet döneminde tekrar bozuluyor. Ayrıca 2. Osman döneminde bu dönemlerde iki tane önemli anlaşma var. Nasuh Paşa ve Serav Anlaşması. Bu anlaşmalarla birlikte artık Osmanlı Devleti ile Safeviler arasında denge sağlanmış oluyor. Biliyorsunuz Ferhat Paşa Anlaşması ile Osmanlı Devleti üstünlüğü ele geçirmişti. Bu dönemde yapacağımız diğer önemli bir anlaşma Kasrı Şirin Anlaşması arkadaşlar. 4. Murat döneminde 4. Murat Bağdat Seferi'ne çıkıyor ve Bağdat Kalesi'ni alıyor ve bu olaydan sonra Safevilerle 1639 Kasrı Şirin Anlaşması imzalanıyor. Bu anlaşma neden önemli? Bu da çokça çıkar. Bu anlaşma ile birlikte arkadaşlar bugünkü Türk-İran sınırına yakın bir sınır belirleniyor. Yani Zaros dağları iki ülke arasında sınır oluyor. O zaman öğreneceğimiz dördüncü önemli anlaşma da neymiş arkadaşlar? Kasrı Şirin Anlaşması. Bu anlaşma ile birlikte bu da sıkça çıkar. Bugünkü Türk-İran sınırı çizilmiş oldu. Evet. Haritada da görebilirsiniz durumu. Doğu Anadolu'daki sınırımız zaten Gelelim Lehistan'la olan ilişkilerimize. Peki bu Lehistan kim? Lehistan bugünkü Polonya civarında kurulmuş bir devlet. İkinci Osman döneminde biz Lehistan'la Hotin, Savaşı, Hotin Seferi'nin üzerinmiş Lehistan Osman, ikinci Osman. Peki bu Hotin Seferi'nin önemi nedir arkadaşlar? Bu Hotin Seferi'nde Yeniçerilerin disipl disiplinsiz davranışını gören ikinci Osman Yeniçerileri kaldırmayı düşünüyor ilk defa. O zaman buradaki önemli nokta neymiş? Hotin Seferi'nde Genç Osman Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı düşünüyor. Neden? Çünkü disiplinsiz davranışlar var. Yalnız burada Leicester'ın yerini de gösterelim. Yalnız bunda genç Osman başarılı olamıyor. Yeniçeriler bunu haber alıp ne yapacaklar? Genç Osman'ı boğacaklar. Leistan'la yapılan diğer bir önemli anlaşma da Bucaş Anlaşması arkadaşlar. Bucaş Anlaşması'nın önemi de şu arkadaşlar. 1672'de yapılan Bucaş Antlaşması ile birlikte Osmanlı Devleti bu seferde batıda en geniş sınırlarına ulaşıyor. Evet Burası önemli. Biz bu anlaşmayla işte Podolya Ukrayna Osmanlı'ya, Ukrayna ise Osmanlı güvenliğindeki Kazaklara bırakılıyor. Bu çok da önemli değil ama bu anlaşmanın en önemli maddesini tekrarlayalım, özelliğini söyleyelim. Osmanlı Devleti bu anlaşmayla birlikte batıda en geniş sınırlarına ulaştı. Doğuda tekrarlarsak Ferhat Paşa anlaşmasıyla 1590 en geniş sınırlarımıza ulaştık. Batıda da Lehistan'la yapılan 1672 Anlaşması anlaşmasıyla en geniş sınırlarımıza ulaştık. Yalnız aldığımız yerleri Lehistan bizden işte Kutsal İttifak Savaşları sonrası imzalanan Karlofçı Anlaşması'yla Podolya ve Ukrayna'yı bizden geri alacak. Onu da belirtelim. Evet bu da Osmanlı'nın 1672'deki en geniş sınırları. Gelelim Venediklerle olan ilişkilerimize. Arkadaşlar biliyorsunuz Venedik, Osman Akdeniz'de ticarete egemen olan bir şehir devletiydi. İtalya civarında kurulmuş. Biz Venedik'in de yararlanmak için Fatih döneminde imtiyazlar veriyoruz, ekonomik imtiyazlar veriyoruz. Ayrıca yine kanun döneminde de karşılıklı mücadeleler başlıyor. Çünkü artık Akdeniz'e biz yavaş yavaş hakim olmaya başlıyoruz kanun döneminde. Bu da Venediklerin işine gelmiyor. Evet, Venediklerin yerini görüyorsunuz burada. Bakın hem buraya hakimler girit e hakimler, Akdeniz'de etkinler yani kısaca. Biz Venedik'ten 1669'da Girit alıyoruz. Yalnız Girit alıyoruz ama Girit'in kuşatması 1645'te başlıyor. Yani 1645'te Girit adasını almaya niyetleniyoruz. Ta 1669'da alıyoruz. Bu da bize neyi gösteriyor artık? Osmanlı'nın denizlerde o kadar da güçlü durumda olmadığını gösteriyor. Girit adasının fethi bu yönden önemli. Yani Osmanlı artık eski gücünden çok çok uzak. Gelelim Malta ile olan ilişkilerimize. Malta biliyorsunuz haritada da gösterelim. Akdeniz'de küçük bir ada. Malta ile öyle direkt çok bir savaşımız olmuyor. Ne yapıyor? Malta'yı biz kuşatıyoruz 1565'te. Ama alamıyoruz çünkü zor alınması zor bir yer. Malta 2. Viyana kuşatmasından sonra oluşturulan kutsal ittifak gücünde yer alıyor ve Osmanlı'ya karşı savaşıyor arkadaşlar. Bunu bilelim. Malta deyince aklımıza bu 2. Viyana kuşatması sonrası oluşturulan kutsal ittifak gelsin. Gelelim Rusya'ya arkadaşlar. Rusya'nın hepinizin de bildiği gibi en önemli hedefi sıcak denizlere inmek. Çünkü Akdeniz'e inemezse büyük bir devlet olamaz. Akdeniz'e inmesi için de ne yapması lazım? Karadeniz'de gemenlik kuracak, daha sonra boğazlar geçip Akdeniz'e inmesi lazım. Bu birinci yol. İkinci yol ise işte Doğu Anadolu civarından, Suriye tarafından Akdeniz'e gelebilir. İki şekilde de Osmanlı'nın topraklarını alması gerekiyor. İşte o yüzden biz bu dönemden itibaren Rusya ile sık sık karşılaşacağız. Evet Rusya çağrılarını görüyorsunuz. dediğim gibi sıcak denizlere inmesi için önce Kırım'da etkili olmalı. Karadeniz'de daha sonra Boğazlar'dan aşağı inmeli. Ya da buradan aşağı inmeli. Onun için de bizim her zaman bu dönemde en çok savaştığımız devlet kim olacak? Rusya olacak. Evet biz Rusya'yla ilk defa 1681 Bahçe Saray Anlaşması ilk resmi anlaşmamızı yapacağız. Sınavlarda bu çıkabilir. Rusya ile yaptığımız ilk resmi anlaşma nedir? Bahçe Saray Anlaşması. Bir de İstanbul Anlaşması var 1700'de. Bunun ayrıntısına değineceğiz. Bunu hızlıca geçeyim. İstanbul Anlaşmasıyla biz Azak Kalesi'ni Rusya'ya bırakacağız. Ayrıca Rusya İstanbul'da elçilik bulundurma hakkı kazanacak. Şimdi İstanbul Anlaşması'nın olayı şu. Biz ikinci Viyana Kuşatması'ndan sonra Avrupa'da bir kutsal ittifak grubu oluşturuluyor. Bu gruba Rusya da dahil olacak. Biz 1683'ten 1699 Karlofça Anlaşması'na kadar bu kutsal ittifak devletleriyle savaşacağız. Daha sonra savaşı kaybedeceğiz. İşte Rusya ile de biz o savaş sonrası 1700 İstanbul Anlaşması'nı imzalıyoruz. Bu anlaşmayla birlikte artık Rusya yavaş yavaş amaçlarına ulaşıyor. Ne yapıyor? Azak Kalesi'ni alıyor. İkinci olarak da arkadaşlar İstanbul'da elçi bulundurma hakkı kazanıyor. Buna dediğim gibi ileride tekrar değineceğim. Osmanlı ile Avusturya arasında Köprülü Fazıl Ahmet Paşa döneminde bir savaş oluyor ve savaş sonunda 1664 Vasfar Anlaşması imzalanıyor arkadaşlar. Bu anlaşmayla birlikte artık biz Avusturya'dan son defa toprak alıyoruz. Avusturya'ya üstünlük kuruyoruz ama eski gücümüzde değiliz. Bu savaştan sonra Osmanlı Devleti Avusturya devleti Avusturya'ya son vermek için Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 4. Mehmet'i ikna edecek ve Viyana kuşatmasına çıkacak. Biz ikinci defa 1683'te Viyana'yı kuşatacağız. Yalnız Viyana'yı alamıyoruz arkadaşlar. Sebeplerinin en önemlisi şu. Kırım Hanı Viyana kuşatmasında güya Osmanlı ordusunu arkadan gelecek saldırıya karşı koruyacaktı ama bunu da başarılı olamıyor ve Osmanlı Devleti Viyana kuşatmasında Lehistan orduları ile Avusturya orduları arasında sıkışıp kalıyor. Bunun üzerine Osmanlı Devleti büyük bir mağlubiyet alıyor ve Osmanlı Devleti ne yapacak? Barış istemek zorunda kalacak. Yani biz 1683 2. Viyana kuşatmasında başarısız oluyoruz ve bu bizim için zirveden dönüş ve solun başlangıcı oluyor. Evet, Merzifonlu Karamustafa Paşa zaten başarısız olduğu için de idam edilecek. Üniversite sınavında sanki çıkmıştı bu soru. Evet, kutsal ittifak savaşına gelelim. Kutsal İttifak şu arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin 2. Viyana kuşatmasında başarısız olduğunu gören Avrupalı devletler Papa önderliğinde birleşecekler ve Osmanlı'yı buralardan atmak için kutsal ittifak dediğimiz birliği kuracaklar. Peki bu birlikte kim var? Bu da sınav sorusu olabilir. Avusturya, Rusya, Lehistan, Venedik ve Malta. Dersin başında saydığımız varil devletlerinden İran yok. Onun yerine kim var? Malta var burada arkadaşlar. Biz bu devletlerin hepsiyle birlikte 1683 ile 1699 arası 16 yıl boyunca savaşacağız. Savaşta özellikle Avusturya'dan aldığımız Salan Kamen ve Zenta mağlubiyetleri Osmanlı'yı çok zor duruma sokacak. Kutsal İttifak Savaşları sonrasında 1699'da Karlofça Anlaşması'nı imzalayacağız. Karlofça Anlaşması ile birlikte Lehistan'a, Podolya ve Ukrayna'yı vereceğiz. Venediklere, Mora, Dalmatça kıyılarını vereceğiz. Avusturya ise Banat ve Temeşver hariç Macaristan'ı tamamen bırakıyoruz arkadaşlar. Yani Osmanlı Devleti çok büyük bir toprak kaybedecek. Evet görelim haritada görelim. Bakın Şurası Macaristan'ı şu bizim şu diğer kalan kısımları şu Belgrad kısmı bizim diğer kalan kısımları Macaristan'ı ne yapıyoruz komple Avusturya'ya bırakıyoruz. Ukrayna ve Podolya Lehistan'a bırakıyoruz. Şurada Mora ve Dalmatya kıyılarını Venedik'e bırakıyoruz. Daha sonra da Rusya ile bir yıl sonra İstanbul Anlaşması yapacağız. İstanbul Anlaşması'yla da şu Azak kalesini kimi bırakacağız? Rusya'ya. Bu Azan kaybedilmesi önemli. Neden? Çünkü bu Azakla birlikte artık Rusya Azak Denizi'nden Karadeniz'e inecek. Evet, Karlofça anlaşmasını bir değerlendirelim. Osmanlı Devleti batıda ilk kez toprak kaybetti arkadaşlar. Unutmayacağınız en önemli anlaşmalardan biri de burada ne? Karlofça anlaşması. Tekrarlayalım. Batıda ilk kez toprak kaybetti. Yalnız Rusya Karlofçı Anlaşması'na katılmadı demiştik ve bir yıl sonra İstanbul Anlaşması'nı imzaladı. Bu anlaşmayla birlikte Azak Kalesi Rusya'ya bırakıldı. Ayrıca Rusya İstanbul'da elçi bulundurma hakkı kazandı. Şimdi Karlofçı Anlaşması'nı değerlendirmeye devam edelim. Osmanlı Devleti ilk kez Batı'da toprak kaybetti dedik. Bir. İkincisi ilk kez Osmanlı Devleti müzakere ederek anlaşma imzalıyor. Yani eskiden müzakere etmiyordu. Direkt bizim dediğimiz oluyordu. Üçüncüsü Osmanlı Devleti artık saldırıdan savunmaya geçiyor. Dördüncüsü bu savaştan sonra Osmanlı içerisinde Askeri unsurlardan daha çok bürokratik unsurlar ön plana çıkacak. Osmanlı Devlet artık konjüktürel ittifaklara yönelecek. yani artık tek başımıza kendimize yetmeyeceğiz. Bir takım ittifaklar arayacağız. Bu savaştan sonra arkadaşlar Osmanlı Devleti Fransa'dan istediği desteği bulmadığı için gitgide Fransa ilişkileri bozulacak. Bunun yerine İngiliz ve Hollandalılar bu boşluğu dolduracaklar arkadaşlar. Akdeniz'de Fransızların üstünlüğü yavaş yavaş azalacak. Bunların yerini diğer devletler dolduracak. Özellikle İngiltere ve Hollanda. Artık bu tarihten sonra Osmanlılardan toprak koparmak yerine artık imtiyaz koparma yarışı başlayacak arkadaşlar. Bizim için olumsuz olan bir şeydi arkadaşlar. Müslümanların hakim millet olgusu artık yok olacak. Çünkü biz bu savaşta ne yaptık? Çok büyük bir yenilgi aldık. Müslümanlar bu tarihe kadar ne yapıyordu? Devamlı savaş kazanıyordu. Artık Müslümanların üstün bir millet olduğu olgusu zedelendi. Osmanlı Devleti yavaş yavaş Avrupa'yı ilham alarak yenilikler yapmaya başlayacak. Artık yenileşme hareketleri günlük hayatta da ön plana çıkacak arkadaşlar. Batı yaşam tarzı örnek alınmaya çalışılacak. Bunlar da e, Karlofça Anlaşması'nın ne diyelim değerlendirmesi. Gelelim 30 yıl savaşlarına. 30 yıl savaşlar da çok önemli. Bu da sıkça karşımıza çıkabilir. 30 yıl savaşlarının nedeni dindir arkadaşlar. Yani Martin Luther'in önceliğinde ortaya çıkan reform hareketleriyle birlikte ne biliyorsunuz protestanlık mezhebi ortaya çıktı. İşte 30 yıl savaşlarının sebebi bu. Protestanlarla Katoliklerin güç mücadelesi. Bu 30 yıl savaşları sonunda imzalanan Vesfalya Barışı ile artık Avrupa'da din savaşları yavaş yavaş yerini bırakacak ve ulusal merkezli devletler kurulacak. Şimdi gelelim 30 yıl savaşlarının ayrıntılarına. Sebebini söyledik. Bir tarafta protestan grup var, bir tarafta katolik grup var. Savaşın nedeni bu. Ayrıca bu dönemde Almanya merkezli Habsburg Hanedanı var ve Fransa merkezli Bourbon Hanedanı var. Bu iki hanedan işte bu savaştan dolayı karşılık karşıya geliyorlar. Aslında biz din savaşı dedik ama burada değişik bir durum var. Mesela Habsburg Hanedanlı yani merkez, Kutsal Roma Cermen İmparatoru Katolik. Bourbonlar da Katolik ama Fransızlar bu Habsburgları zayıflatmak için ne yapacaklar? Protestan grubuna yer alacaklar. 30 savaşında protestan grubunda kim var? Katolik olduğu halde Fransa var. Neden? Çünkü ne demiştik? Avusturya, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na karşı Fransızlar düşman olduğu için karşı grupta yer alıyor. Peki kim var başka? Danimarka var, Bohemya var, İsveç var, Norveç var, Hollanda, İngiltere ve protestan Alman prenslikleri protestan grubunu oluşturuyor. Katolik grubunu ise Kutsal Roma İmparatorluğu, İspanya, Avusturya, Baviera ve Katolik Alman Prenslikleri. Burada şuna dikkat evet. edelim. Almanya zaten ikiye bölünmüş durumda. Prensliklerin bir kısmı protestan, bir kısmı katolik. Kutsal Roma Cermen İmparatoru da asıl imparator ise katolik. Zaten savaş bunlar arasında başlamıştı. Daha sonra bütün Avrupa'ya yayılıyor. Savaş sonucunda arkadaşlar protestanlar kazanıyor ve 1648 yılında Vesvalya Barışı imzalanıyor. Vesvalya Barışı önemli. Bakalım maddelerine. Vesfalya barışı ile Avrupa'da artık halklara mezhep seçme özgürlüğü tanınıyor. Hollanda, İsveç, İsviçre, Portekiz gibi devletler bağımsız oluyor arkadaşlar. Modern devletler hukukunun temeli atılıyor. Habsburg Hanedanı zayıflıyor bu savaşla birlikte. Artık Almanya'da zayıflıyor. Çünkü Almanya'da yüzlerce küçük prenslikler kuruluyor. Ve Almanya o dönemin en güçlü devlet olma şansını kaybediyor. Peki o dönemde ee, en güçlü kim olacak? Tabii ki Almanya'nın en büyük düşmanı Fransa. O dönemde Avrupa'nın en güçlü devleti haline gelecek. Ayrıca arkadaşlar Katolik Papalık da Vesfalya Barışı ile darbe yiyor haliyle. Artık devletler daha seküler, daha dünyevi hale geliyor. Kiliseleri millileştiriyorlar. Din artık devletin tekeline giriyor arkadaşlar. Bu savaşla birlikte eskiden devletler biraz daha dinin tekerindeydi. Bu anlaşmayla birlikte artık dinler devletlerin tekelinde olacak. Artık devletler kendi milli kiliselerini kuracak. Ama bu savaşın en önemli sonucu nedir arkadaşlar? Artık Avrupa'da mezhep çatışmaları yerini bırakmış. Artık milli devletler kurulmaya başlamıştır. Bunu unutmayalım. Vesfalya Anlaşması 1815 Viyana Anlaşması'na kadar Avrupa hukukunun temelini oluşturmuştur arkadaşlar. Gelelim 17. ve 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde ticarete. Biliyorsunuz İpek yolu, baharat yolu gibi önemli ticaret yolları Osmanlı Devleti üzerinden geçiyordu. Ve Osmanlı Devleti bu yüzden zenginleşmişti. Coğrafi keşiflerle birlikte artık Avrupalılar yeni yeni yollar bulmuşlardı. Bu yollar yüzünden Akdeniz eski önemini kaybetmişti. Yalnız eski önemini kaybetmesine rağmen Akdeniz hala bu dönemde nedir arkadaşlar? Üzerinde en çok geminin dolaştığı denizlerden biri. Artık Osmanlı Devleti bu yüzyıldan itibaren ne oldu? Batı'nın üstünlüğünü kabul etmek zorunda kaldık ve onlara kapitülasyonlar verdi. Kapitülasyon neydi? İşte Avrupalılar bizim burada ticaret yapsınlar diye onlara verdiğimiz ekonomik, hukuki ayrıcalıklar. Avrupalı devletler özellikle Portekiz ve İspanyolların etkinliğiyle coğrafi keşifleri yaptılar ve zenginleştiler. Bu dönemde coğrafi keşiflerle birlikte dünya ikiye ayrıldı arkadaşlar. Portekiz ve İspanyol bloğu olarak yani dünyanın bir kısmını Portekiz sömürürken bir kısmını İspanya sömürdü. Coğrafi keşiflerle birlikte iç denizlerden ticaret, dış denizleri dediğimiz okyanuslara kaydı. Yeni yeni kıtalar keşfedildi ve Afrika'dan getirilen kölelerin ticareti yapılmaya başlandı. Böylece sömürgeciliğin temelleri atılmış oldu arkadaşlar. İlk başlarda bu dönemde İspanya ve Portekiz denizcilikte de üstün. Yalnız bunların uzun ömürlü olmuyorlar ve bunların sömürgelerini kim ele geçiriyor arkadaşlar? İngiltere geçiriyor. Fransa'ya geldiğimizde Fransa ilk olarak ilk sömürgesini Amerika'da Karayip Denizi'nin ve adalarında elde ediyor. İlk defa Afrika kıtasına gidiyor ve burada köle ticareti yapıyor Fransa. Yalnız Fransa'da üstünlüğünü kime terk ediyor? İngiltere'ye terk ediyor arkadaşlar. İngiltere'ye gelelim. İngiltere Avrupa kıtasındaki savaşlara pek katılmıyor. Bunlara finansal destek sağlıyor ve gitgide güçleniyor. Arkadaşlar İngiltere 1580 yılında Doğu Akdeniz Ticaret Şirketi'ni kuruyor ve çok zenginleşiyor arkadaşlar. 1714'te Cebelitar'ı alarak Fransa ve İspanya'nın denizdeki güç etkinliğini kırıyor. Böylece İngiltere o dönemin en güçlü ülkesi oluyor. Hatta İngiltere ne deniyor? Üzerinde güneş batmayan imparatorluk deniyor. Neden? Çünkü hem Güney Yarımkürede hem Kuzey Yarımkürede sömürgeleri var. Gelelim Hollanda'ya. Hollanda, Hollanda Westfalia Barışı ile bildiğiniz gibi bağımsız oluyor. Daha sonra gemicilik ve ticarette uğraşarak zenginleşiyorlar. Yalnız Hollanda 1795 ve 1815'te Fransız istilasına maruz kalıyor. Kolonilerin bir kısmını kaybediyor ve en son ticari rantlarını kime kaptırıyor? İngiltere'ye kaptırıyor ve eski gücünden uzaklaşıyor. Gelelim Rusya'ya. Rusya 1. Petro'dan itibaren amacı ne arkadaşlar? Sıcak denizlere inmek. Sıcak denizler dediğimiz neresi? Akdeniz. Bunun için de ne yapması lazım? Osmanlı coğrafyasından toprak alması lazım. İşte Rusya'nın en büyük düşmanı biz oluyoruz. Neden? Çünkü bizim topraklarımızı almazsa sıcak denizlere inemez. Ayrıca Rusların panslavizm denilen bir politikalar var. Nedir bu? Balkanlardaki Slavları kendine bağlamak. İşte Rusya deyince aklımıza iki tane şey gelecek. Birincisi sıcak denizlere inmek. İkincisi panslavizm. Panslavizm dedi de amaç ne? Balkanlardaki silahlar kendine bağlayarak oradan Balkanlar üzerinden Ege ve Akdeniz'e açılabilmek. Bunun için 1736 Azak Denizi Rusya'nın kontrolüne geçiyor. İleride anlatacağımız 1774 Küçük Kaynarca anlaşmasıyla Kırım önce bağımsız oluyor. Daha sonra da Yaş anlaşmasıyla Kırım Rusya'ya bağlanıyor. Evet Rusya deyince aklımıza gelecek en önemli şeyler bu. Şimdi burada sıralayalım önce. Biliyorsunuz Rusya ile biz önce Bahçesaray anlaşmasıyla ilk defa resmi anlaşma yaptık. Birincisi bunu unutmayın. İkincisi 1700 İstanbul anlaşmasıyla Azak Kalesi'ni kaybettik ve ne yaptık? İstanbul'da işte e, e, konsolosluk açmasına izin verdik. 1700'de. Sonra diğer önemli savaş 1774 Küçük Kaynarca anlaşmasıyla Kırım bağımsız olacak ve 1792 Yaş anlaşmasıyla da Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul edeceğiz. Bu ünitede Rusya ile ilgili bileceğimiz en önemli anlaşmalar bunlar. Arada bir Prut Anlaşması var 1711'de. Burada Rusya Azak Kalesi'ni ve İstanbul'da konsolosluk açma hakkını kaybediyor. Onu da belirtelim. Zaten bu anlaşmalara ileride değineceğim. Evet İtalya'ya gelelim. İtalya bildiğiniz gibi şehir devletlerinden oluşuyordu. Ticaretle uğraşıyorlardı. Akdeniz'de hakimlerdi. Yalnız coğrafi keşiflerin yapılması ile birlikte İtalya eski gücünden uzaklaştı. Önce İspanyolların daha sonra da Avusturya'nın denetimine girdi arkadaşlar. İtalya bu dönemde çok da önemli değil. Osmanlı Devleti'nde denizciliğe gelelim. Kadırga dediğimiz arkadaşlar kürekli gemidir. Bunu unutmayın. Bu nerelerde etkindir? Rüzgarın az olduğu yerlerde. Biz Akdeniz'de başta kürekli gemileri kullanıyorduk. Biz bunlara ne diyoruz? Kadırga. Daha sonra Kadırga'nın resmi de bu arkadaşlar. Daha sonra kalyon dediğimiz yelkenli gemilere geçtik. En sonunda 19. yüzyılın ortalarına doğru ne yaptık arkadaşlar? Buharlı gemiye geçtik. Burada çıkabilecek şey nedir? Bir daha söyleyelim. Kadırga kürekli gemi, kalyon, yelkenli gemi ve en sonunda buharlı gemileri kullanıyoruz. Evet bu da kalyon örneği. Evet Osmanlı Devleti'nin Karadeniz hakimiyetinin zayıflaması. İşte burada az önce anlattığım şeyi buraya hızlı geçeceğim. Karadeniz'de bizim en büyük düşmanımız kimdi? Rusya'ydı. Rusya 1700 İstanbul Anlaşması ile Azak Kalesi'ni aldı. 1720 tarihinde Rusya Karadeniz'de ilk kez serbest ticaret yapma hakkı elde etti. Bakın birincisi Karadeniz ile ilgili en önemli maddenin birincisi bu İstanbul Anlaşması. İkincisi Rusya Karadeniz'de ilk kez serbest ticaret hakkı kazanıyor. Azak Kalesi'ni şuradan gösterelim. Bakın Azak Kalesi neden önemli bir daha gösteriyorum. Rusya buradan önce Azak Denizi'ne iniyor, daha sonra Karadeniz'e inebiliyor. Belgrad Anlaşması ile Rusya Karadeniz'de gemi bulundurma hakkını kaybetti. Daha sonra arkadaşlar 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması ile birlikte bu bizim felaketimiz oluyor. Osmanlı Devleti çok büyük bir yenilgi uğruyor ve önce Kırım bağımsız oluyor. Daha sonra Kırım 1792 Yaş Anlaşması ile kime katılıyor? Rusya'ya katılıyor. Böylece Karadeniz'deki bizim hakimiyetimiz ne olmuş oluyor? Sona ermiş oluyor. Gelelim Akdeniz'deki hakimiyetimize. Biliyorsunuz Akdeniz'de en çok ticaret yapan Venedik, Çeleviz ve Osmanlı Devleti'ydi. Coğrafi keşiflerle birlikte bu devletler zayıfladı. Osmanlı Devleti Avrupalı tüccarları burada tutabilmek için onlara kapitülasyonlar verdi arkadaşlar. Bu kapitülasyonlarla birlikte artık Osmanlı Devleti'nin ticareti kimin egemenliğine girdi? Batılı devletlerin egemenliğine girdi ve bizi ham madde ve, ve pazar için kullanmaya başladılar. Garp ocaklıklarının ne olduğunu bilin. Garp ocaklar dediğimiz arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki 3 tane eyaletidir. Bunların ortak adı kim bunlar? Tunus, Cezayir ve Trablusgarp. Bunlar başlangıçta merkezden gönderilen beyler beyleri tarafından yönetiliyordu. Daha sonra bunlar zayıf, Osmanlı Devleti zayıflayınca bunlar yerel yöneticiler tarafından yönetildi. Siz şunların ismini bilin. Tunus, Cezayir ve Trablusgarp dediğimiz devletler bizim garp ocaklarımız. Barbaros Hayrettin Paşa Cezayir'i, Koca Sinan Paşa ile Kılıç Ali Paşa Tunus'u, Turgut Reis de Trablusgarp'ı almıştı. Bu da ekstradan söyleyelim. O zaman buradaki önemli madde ne? Garp ocakları dediğimizde aklımıza Tunus, Cezayir ve Trablusgarp gelsin. Evet haritada da gösterelim. Trablusgarp, Tunus, ve Cezayir. Bunların hepsine biz birlikte ne diyoruz? Karp Ocakları. Osmanlı'nın deniz gücü diyelim. Evet gelelim 1700 ile 1774 arasındaki siyasi gelişmelere. kronoloji gördükten sonra bunları sırayla anlatalım. Arkadaşlar bu dönemin başlangıcında 2. Mustafa var devletin başında. 2. Mustafa devlet işlerinden uzaklaşıyor ve Edirne'ye geçiyor. Edirne'ye geçince Yeniçeri ve İstanbul halkı isyan çıkarıyor. İsyan sonunda 2. Mustafa tahttan indirilip onun yerine 3. Ahmet geçiyor arkadaşlar. Biz bu olaya ne diyoruz? Edirne olayı diyoruz. İşte bu dönemden itibaren 3. Ahmet dönemi başlayacak. 3. Ahmet döneminde Osmanlı Devleti Lale Devri'nin sonuna kadar 3. Ahmet tahtta kalacak. Yani 1730'a kadar padişahımız kim bu dönemde? 3. Ahmet. Evet Osmanlı-Rus ilişkileriyle devam edelim. Bu dönemde arkadaşlar İsveç kralı Demirbaş Şarl Poltava Savaşı'nda yeniliyor ve Osmanlı Devleti'ne sığınıyor. Ayrıca Ruslar Osmanlı sınırlarına kaleler yapıyorlar ve Slavları bize karşı kışkırtıyorlar. İşte bu yüzden Osmanlılarla Rusya arasında 1711 yılında Prus Savaşı cereyan ediyor. Prus Savaşı'nda Sadrazamımız Baltacı Mehmet Paşa Rus ordusunu sıkıştırıyor ve Ruslar barış istemek zorunda kalıyor. Ve Ruslarla 1711 Prut Anlaşması imzalanıyor. Evet bu da savaşın seyri. Prut anlaşması neden önemli arkadaşlar? Prut anlaşması ile biz Azak Kalesi'ni geri alıyoruz. Ayrıca İstanbul'da Rusların elçi bulundurma hakkını da onların elinden alıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Yani artık Osmanlı bu savaşla birlikte yavaş yavaş topraklarının geri alabileceği ümidine katılıyor. Rusya'ya verdiğimiz Azak Kalesi'ni ve elçi hakkını onlardan geri alıyoruz. Rusya bu savaştan sonra yönünü Kafkaslara Azerbaycan ve İran tarafına dönüyor arkadaşlar çünkü Osmanlı devletini yenemeyeceğini anlıyor. Bu dönemde arkadaşlar biz verediği savaş ilan ediyoruz, ticaret gemilerimize zarar verdiği gerekçesiyle. Bu savaş sonunda Osmanlı devleti Mora Yarımadasını geri alıyor. Buna bu durum karşısında telaşlanan Avusturya, Karlofça anlaşmasının işte e, ne diyelim anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle Osmanlıya ne yapıyor? Savaş ilan ediyor. Ama asıl korktuğu şey ne arkadaşlar? Osmanlı Devleti'nin güçlenmesini istemiyor. Savaş sonunda biz Peter Varedin'le maalesef başarısız oluyoruz. Ve Avusturyalılar Belgrad'ı ele geçiriyorlar. Ve biz o dönemde 1718'de ne yapıyor? Sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa barış anlaşması istiyor. Ve savaş sonunda 1718 Pasarofçı Anlaşması'nı imzalıyoruz. Bu anlaşma çok önemli. Bu anlaşma ile birlikte Mora Osmanlı'da kalıyor. Dalmatya kıyılar ve Venedik, Dalmatya kıyıları pardon Venedik'e bırakılıyor. Belgrad, Temeşvar ve Kuzey Sırbistan Avusturya'ya bırakılıyor arkadaşlar. Maalesef bu anlaşmayla birlikte Osmanlı ümitlerini kaybediyor ve topraklarının geri alma ümitleri tamamen sona eriyor arkadaşlar. Hatırlarsanız biz aslında Prus Savaşı'nda Rusya'yı yenmiştik. Avusturya Savaşı'na katılmadan önce Venedik'i yeniyorduk. Ama Pasarafça anlaşmasıyla birlikte biz ne yaptık? Artık toprak kazanma ümitlerimiz son erdi. Pasarofçı Anlaşması ile birlikte Osmanlı'da 1718-1730 arası süren Lale Devri başlayacak. Osmanlı Devleti bu arada 1739 Belgrad Anlaşması ile Belgrad'ı geri alacak ama bu kısa süreli bir üstünlük olacak ve Osmanlı'nın kötü gidişi devam edecek. Evet gördüğünüz gibi 1718'de burayı kaybediyoruz. Gelelim tekrar Osmanlı-Safevi ilişkilerine. Arkadaşlar bu dönemde İran'daki iç karışıklıklar, Afganların İran'ı işgali, Rusların e, Kafkaslar'daki ilerleyişini hızlandırıyor. Osmanlı Devleti bütün İran'ın Rusya'nın eline geçmemesi için ne yapıyor? Bizimkiler de harekete geçiyor ve İran'ı kuşatmaya başlıyorlar. Bu iki ordu Osmanlı ve Rus ordusu İran'da karşı karşıya geliyor. Fransa'nın araya girmesiyle biz Rusya ile bir anlaşma imzalıyoruz. 1724 İstanbul Anlaşması. Bu ile birlikte iki devlet dost oluyor. Ve bu anlaşma ile birlikte İran toprakları iki devlet arasında paylaşılıyor arkadaşlar. Yalnız Safeviler kısa sürede toparlanıyor. Nadirhan başa geçiyor. Ve kaybettikleri toprakları geri alıyorlar arkadaşlar. Tekrar İran toparlıyor, durumu kurtarıyor. Ve bizimle 1746'da Kerden Anlaşması'nı imzalıyorlar. Bu anlaşma Hatırlarsanız Kasrışın anlaşması vardı. Bunun hemen hemen aynısı. Yani bugünkü Türk İran sınırımız tekrar çizilmiş oluyor. Yani tekrar başa dönüyoruz. Evet gelelim 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı'na. Osmanlı ile Rusya arasındaki eee düşmanlığın sebebi neydi arkadaşlar? Tekrarlarsak Karadeniz hakimiyeti. Biliyorsunuz Karadeniz'de de Kırım vardı. Rusya 1770'te Çeşme'de donanmamızı yakıyor. Savaş başlangıcında ve biz ağır bir yenilgi alıp 1774'te Küçük Kaynacı Anlaşması'nı imzalamak zorunda kalıyoruz. Küçük Kaynacı Anlaşması ile birlikte Kırım bağımsız oluyor arkadaşlar. Yalnız şöyle bir madde var. Kırım bağımsız olacak fakat halkı dini bakımdan halifeye bağlı kalacak. Biz yine de Kırım'la bağlarımızı koparmamak için bu maddeyi koyuyoruz. Yalnız biz Kırım'ı 1792 yaş anlaşmasıyla Rusya'ya bırakıyoruz. 2- Rus gemilerinin iki ülkenin topraklarını çevreleyen denizlerde serbestçe dolaşmasını kabul ediyoruz. Üçüncü, Rusya'ya savaş tazminatı ediyoruz. Dördüncüsü arkadaşlar, Rusya'ya kapitülasyonlardan yararlanmak veriyoruz ve Rusya istediği yerde konsolosluklar açabiliyor. Küçük kaynarca anlaşması çok önemli. Sınavlarda çokça karşımıza çıkar. Maddelerini tekrarlayalım. kırım kırım bağımsız oluyor ama dini bakımdan halifeye bağlı oluyor. Rus gemileri bizim ve Rusya'nın denizlerinde serbestçe dolanabiliyor. Rusya'ya biz savaş tazminatı ödüyoruz. Kapitülasyonlardan yararlanma hakkını veriyoruz. Ve Rusya istediği yerde konsolosluklar açabiliyor. Evet Osmanlı Rusya Avusturya savaşlarına gelelim. Bu savaşla birlikte ünitemizi tamamlayacağız. Arkadaşlar Rusya'nın bu başarısı karşısında ne yapıyor? Avusturya da Osmanlı Devleti'ne saldırıyor. Ve 1790'larda hem Rusya ile hem de Avusturya ile savaşıyoruz. Bu ittifa karşı. Yalnız bu dönemde Fransa'da 1789 Fransız İhtilali oluyor. İhtilal sonucu ortaya çıkan milliyetçilik akımından korkan Avusturya hemen savaştan çekiliyor. Çünkü biliyorsunuz Avusturya'da birçok milletten oluşuyordu. Bu ihtilalin kendi toprağına sıçramasından korktuğu için savaştan çekiliyor ve iç işlerine bakıyor. Ve biz Avusturya ile 1791 Ziştov Anlaşması'nı imzalıyoruz. Ve bu anlaşmayla birlikte Avusturya bölgeden çekiliyor. Bir yıl sonra da Rusya ile 1792 Yaş Anlaşması'nı imzalıyoruz. Yaş anlaşmasının önemi nedir arkadaşlar? Yaş anlaşmasıyla birlikte biz Kırım'ın artık bir Rus toprağı olduğunu kabul etmek zorunda kalıyoruz. Evet Kırım'ın bağımsızlık süreciyle ilgili bir tablo hazırladık. Bunu tekrar hatırlatalım. Kırım 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması ile bağımsız oluyor. Şurası önemli. 1783'te Ruslar tarafından işgal ediliyor ve en son 1792 Yaş anlaşmasıyla ile Maalesef Rusya'ya bağlanıyor. Evet 11. sınıf 1. ünite videomuzu burada tamamladık. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen bildirimler açın. Herkese iyi çalışmalar. Kolay gelsin.